William Semka Korku Adası Seslendiren Akın Altan Kyle Elliot, duvardaki taşları aralamaya çalışırken, ensesine vuran kızgın Ege güneşini hissetmiyordu bile. Taşların arasında açtığı ufak bir yarıktan baktı ve uzun bir süre gözlerini delikten ayıramadı. Ege denizinin ortasındaki bu adaya, rüzgarın attığı bir yaprak gibi gelmişti. Bütün ümidi buralarda bir şeyler bulmaktı. Söz gelişi bu duvarın arkasında gördüğü gibi. Bulmuştu işte. Evet, bulmuştu. Duvarın arkasındaki bahçenin yan tarafında fıskiyeli bir çeşme vardı. Ve çeşmenin ortasında iki çıplak heykel duruyordu. Bir anne ile çocuğu. Bir anne ve çocuk. Çok kıymetli bir taştan yapılmış olmalıydı. Uzaktan taşın cinsi pek anlaşılamıyordu ama değeri belli oluyordu. Herhalde kalkedonyan çeşidi bir şeydi bu. Cebinden kalem şeklinde bir şey çıkardı ve ucunu çekti. Ufak bir dürbün olmuştu. Dürbünün ucunu deliğe dayadı, iyice baktı. Muazzam bir şeydi. Kadının vücudunda bütün detaylar vardı. Başı hafifçe dönmüştü. Gözleri dikkatle bir yere bakıyordu. Nereye? Biraz eğilmiş, bir eliyle baldırını tutmuştu. Öteki eliyle süt verdiği göğsünü alttan yukarı doğru kaldırıyordu. Evet. Çocuğa bakıyordu. Profesyonel antikacı gözüyle iyice inceledi. Aklı karıştı. Heykel taşını bulmaya çalıştı. Başaramadı. Belki dün, belki de milyonlarca yıl önce yapılmıştı. Kesin olan bir şey vardı. Dünya üstündeki kıymetli eserleri ve antikaları belirten katalog ya da kitaplardan hiçbirinde bu heykelden söz edilmiyordu. Kyle bu adayı şans eseri bulmuştu. Ege Denizi'nde eski Yunanlılara ait sanat eserlerini arıyor ve bunun için bütün adaları dolaşıyordu. Lesbos'tan Hyos ve Samos'a kadar dolaşmış bir zamanlar tanrıların gezindiği adaları ziyaret etmişti. Bu adalarda işine yarayan, gözüne okşayan bir şey bulursa onları koleksiyonuna dahil ediyordu. Ama Kyle'ın huyu zor beğenmekti. Çok az şey onun gözüne güzel görünürdü. Bindiği motor bir fırtınaya tutulmuş ve zaman zaman yolunu kaybetmişti. Motorda ne pusula ne de harita vardı. Bu sebeple neredeyse Ege'de kaybolacaklardı. Fakat bugüne dek hiç kimse Ege Denizi'nde kaybolmamıştı. Fırtına dinince uzaklara bakmış ve ileride mor bir gölge halinde ufak bir ada görmüştü. Bunu Yunanlı kaptana bildirdiği zaman, "Önemli değil. Sadece birkaç tane keçi çobanı yaşar orada. Haritalarda bile ismi yoktur." demişti. Fakat adanın önünde bir duvar var demişti Kyle. Kaptan bunun üzerine hemen motorun burnunu ters tarafa çevirmiş ve yüzündeki ifade değişmişti. "Hayır." diye atılmıştı hemen. "Orada hiçbir şey yoktur. Onlar eski arabeler. Hatta yanaşacak liman bile yok. Elektrik de yoktur. Orayı sevmezsiniz. Yıllardan beri kimse gitmemiştir oraya." Ben Duvarı ve arkasındakileri görmek istiyorum. Duvarın arkasında bir şey yok. Hem yıllardan beri içindekileri götürmüşlerdir. Kay, sert fakat kesin bir sesle, ben duvarı görmek istiyorum, diye konuştu. Kaptan, başka çare bulamadığı için motorun burnunu adaya doğru çevirdi. Fakat motor yavaşlamış ve ses azalmıştı. Adaya yaklaşırken köyün tek ana yolunu gördü. Kaptan haklıydı galiba. Burada birkaç keçi çobanından başka kimse yaşayamazdı. Neredeyse kaptanın sözlerine inanacaktı. Fakat duvarları düşününce aklı başına geldi. Çünkü duvar bir şeyi ya korumak ya saklamak ya da Birinin kaçmasını ve girmesini önlemek için yapılırdı. Niçin yapıldığını görüp öğrenmesi gerekirdi. Adaya gelip ufak ana yerleştikten sonra hemen duvarın kenarına gidip incelemeler yapacaktı. Duvar, gerçekte adanın bütün etrafını çevreliyordu. Duvarın etrafında yürüyecek, içeri girmek için bir yol arayacaktı. Fakat böyle bir yer yoktu. Üstünden tırmanmak da imkansızdı. Bütün kapılar kapanmıştı. Anlayamadığı tek şey böyle bir sanat şaheserinin nasıl olup da sanat kataloglarında yer almadığıydı. Bu çeşit işler kolay kolay saklanamazdı. Fakat bu şaheser hakkında herhangi bir dedikodu ya da söylenti bile duymamıştı. Bu çocukla kadın heykeli burada bu ıssız adada sadece güneş ışıkları altında parlıyordu. Buna mutlaka sahip olmalıydı. Bütün dünyanın varlığından habersiz olduğu bu şaheser, Kyle'ın koleksiyonunda bulunmalıydı. Duvarın kenarındaki delikten gözünü çekti ve düşüncelere dalarak köye doğru yürümeye başladı. Her tarafı toz içinde kalmıştı. İşte burası Yunanistan'dı. Her yer toz kokuyordu ama yine de Batı kültürünün beşiğiydi. Bunu yapan heykeltıraş, Olimpos'ta alkışlar arasında yürümeliydi. Fakat kimdi bu büyük dahi? Köyde, hana girmeden önce ayakkabılarının tozunu temizlemek istedi. Çünkü köylüler meraklı insanlardı. Müsaade eder misiniz? Gözleri yarı kapalı bir çocuk yaklaşmıştı yanına. Daha cevap vermesine fırsat kalmadan, Kyle'ın ayakkabılarını silmeye başlamıştı. Kyle bir iskemleye oturup çocuğu incelemeye başladı. İnce bir yüzü vardı. Belki Praxiteles'in eserlerine konu olabilirdi. Üst dudağından burnuna kadar uzanan ve dişlerini meydanda bırakan yara izine rağmen yakışıklı bir Yunan heykeli gibiydi. Fakat yine de Praxiteles onu model olarak kullanmazdı. Tabii, Pan'ın boynuzlu suratını yapmak istemezse. Mükemmel bir runcayla, Köyün yanındaki büyük arazinin sahibi kim diye sordu. Çocuk adama baktı ve gözlerini başka tarafa çevirdi. Kyle Bunu bilmen gerekir diye ısrar etti. Adanın bütün güney yönünü kaplıyor büyük bir duvar. Oldukça yüksek. Denize kadar da uzanıyor. Çocuk olumsuz bir hareketle başını salladı. O hep oradadır. Kyle güldü. Hep çok uzun bir zamanı ifade eder." dedi. "Belki babam bilir." Çocuk gururla cevap verdi. "Ben yalnızım. Ailem yok. Özür dilerim." "Fakat gerçekten orada kimlerin yaşadığını bilmiyor musun?" Çocuk bir kelime mırıldandı ağzının içinde. Kyle atıldı hemen. Gordon mu? Gordonlar mı dedin? Buranın sahibi bir İngiliz ailesi mi yoksa? İçindeki ümidin kaybolduğunu hissetti. Eğer buraya bir İngiliz ailesi sahipse, o zaman bu harika heykeli elde etme şansı sıfırdı. Çocuk, İngiliz değil onlar, diye cevap verdi. Onlarla tanışmak isterdim. Bunun hiçbir yolu yok, Evet, adadan oraya gidiş yolu olmadığını biliyorum. Fakat bir liman ya da denizden içeri girmek için bir yol olması gerekir. Çocuk gözlerini yukarı kaldırmadan başını salladı. Bu arada Kaylın yabancı olduğunu gören köylüler etraflarını almışlardı. Herkes onun çocukla konuşmasını dinliyordu. Hiçbiri gülmüyordu. Sadece onları seyrediyor ve ifadesiz gözlerle Kayla bakıyorlardı. Bu arada çocuk ayakkabıları temizlemiş ve Kyle da ona parasını vermişti. Kyle, seyircilere bakarak duvarı işaret etti. ''Burada oturanlarla tanışmak istiyorum.'' Kyle bunları söylerken yaşlı bir adama bakıyordu. Yaşlı adam bir şeyler söyledi ve kalabalıktan sıyrılıp uzaklaştı. Kyle, oyununa psikolojik bir noktayı göz önüne alarak başladı. Yunanistan'da her şeyden önce para konuşurdu.'' Bu iş için 50-100 lirahmi veririm, dedi yüksek sesle. Beni oraya, deniz tarafından götüren bu parayı alır. Burada yaşayanlar için büyük paraydı bu. Çünkü harcayacak yer yoktu. Belki de bir sene çalıştıktan sonra bile bu parayı kazanamıyorlardı. Fakat yine de etrafında kimse kalmamıştı. Hepsi kaçmıştı. Adada yaşayanlar için bu duvar adeta yoktu. Kimse cevap vermiyor, herkes esrarengiz bir şekilde onun sorularından kaçıyordu. O gece yemekte Yunan işi dolma yedi, Ege adalarının özel içkisi olan Retsina'yı içti. Fakat aklı heykelde kalmıştı. Daha önce de böyle mahalli tabulara rastlamıştı. Böylesi de hiç başına gelmemişti para her kapıyı açardı. Ama bu kapı parayla açılacak cinsten de değildi. Ertesi gün adanın tepelerinde dolaşıyordu. Daha doğrusu köyün biraz dışına çıkmıştı. Birdenbire arkasından bir ses işitti. Dönüp baktı. Küçük çocuğun arkasında olduğunu fark etti. Çocuk koluna dokundu. Elleri buz gibiydi. Şey, ben... Ben sizi oraya kayığımla götürürüm. Dedi. Kael güldü. Tabii ilk önce çocuğu düşünmeliydi. Anasız babasız bir çocuk. Yüz drahmiyle çok şeyler yapabilirdi. Teşekkür ederim. Dedi. Ne zaman yola çıkarız? Çocuk güçlükle konuştu. Sular yükselmeden önce. Güneşin doğmasından bir saat önce. Fakat Dişleri birbirine vuruyordu. Sizi oraya götüreceğim ama... Dışarıdaki kayalardan içeri giremem. Orada suların çekilmesini beklersiniz. Sonra yürürsünüz. Neden korkuyorsun? Bütün sorumluluk bana ait. Zaten... Çocuk kollarını salladı. Diğerleri... Bu gece hana döndüğünüz zaman benim sizi oraya götüreceğimi kimseye söylemeyeceksiniz değil mi? Tabii söylemem. Sen istemedikten sonra. Çocuk yalvardı. Lütfen söylemeyin, dedi. Hem sonra ben bir... Kyle, anlıyorum, dedi. Kimseye söylemem. Çocuk, güneşin doğmasından bir saat önce, diye kulağına fısıldadı. Sizi... Duvarın denize uzandığı doğu tarafında bekleyeceğim. Kyle çocukla buluştuğunda gökyüzünde hala yıldızlar parlıyordu. Kayığın yelkeni yoktu. Deniz durgundu. Kyle kayıya bindi. Çocuk susmuştu. Dilsiz de adeta. Kyle, burayı kim yaptırmış? diye sordu. Çocuk, eskiler diye cevap verdi. Dişleri birbirine vuruyordu çocuğun. Sadece denize bakıyordu. Sırtı duvara dönüktü. Eskiden beri burada bu duvar vardır. dedi. Her zaman. Evet. Eskiden beri buradaydı. Kyle bunu anlamıştı. Duvar çok eskiden yapılmıştı. Hatta belki de Yunan medeniyeti başladığı devirde inşa edilmişti. Peki ya heykel? O ne zamana aitti? Duvarın sonuna yaklaşırken ona öyle gelmeye başlamıştı ki buraya ilk gelen yabancı kendisi değildi. Ada haritalarda yoktu. Hatta isim bile konulmamıştı adaya. Ama bu duvar burada olduğu sürece herhalde birileri ziyarete gelmişti. Ancak bunun hiçbir söylentisi çıkmamıştı. Kayık bu arada kayaların yanına gelmişti. Çocuk kürekleri bıraktı. Ben denizin çekilmesi bitince geri geleceğim. Parayı verecek misiniz? dedi. Kyle, "Tabii." dedi. Peki beni daha içeri götürmeyecek misin? Çocuk korkudan titreyerek cevap verdi. "Hayır." dedi. "Götüremem." Kyle bu arada sığ bir yer arıyordu. Niçin bir iskele yok burada? dedi. Kayalarla duvarın arasında kumlardan başka bir şey yoktu. Kyle çocuğa bir teklifte bulundu. Ben kayığı alayım. Sen burada bekle. dedi. Çok kalmam. Sadece içeridekilerle tanışıp geri geleceğim. Hayır hayır. Çocuğun sesi çatallaşmıştı. Eğer kayığı alırsan... Yerinden doğruldu. Bir dalga kayığı hafifçe salladı. Çocuk sallandı ve başını kayaya vurarak kayıktan düştü. Ağır bir taş gibi suyun dibine doğru kaydı. Kyle çocuğu tutmak istedi fakat başaramadı. Hemen suya atlayarak çocuğu yakalamaya çalıştı. Çocuğun gömleğini tuttu. Ama kumaş kağıt gibi yırtıldı. Bu kez saçlarından yakaladı. Çocuk suyun yüzüne çıkmaya başladı. Yukarı çıkınca kıyıya bakındı. Yoktu. Kayaların arkasına baktı. Bulamadı. Arayacak vakti de yoktu zaten. Kıyıya kadar yüzdü. İki duvarın arasına çocukla birlikte gelmişti. Kıyıya ulaştığı zaman çocuk hafifçe öksürüyor ve burnundan sular damlıyordu. Kyle onu iyice kıyıya taşıdı. Çocuk gözlerini açıp şaşkın bir ifadeyle ona baktı. ''Bir şeyin yok. Uzaklaşmadan kayığı bulmak gerekiyor.'' dedi. Suya girip kayığı buldu. Kıyıya kadar çekti. Artık rüzgar bir fısıltı halini almıştı. ''İyi misin?'' dedi çocuğa. Bu küçük kaza yabancı birinin arazisinde bulunmak için çok güzel bir mazeretti aslında. Çocuk hareket etmiyor. Sadece ilerideki eski, antika ağaçlara bakıyordu. Çocuğun çıplak omzuna dokundu. Ellerini çekti. Kumda ayak izleri vardı. Çocuğun omuzları taş gibi soğuk ve sertti. İleride ağaçların arkasından ayak sesleri duydu. Ayak sesleri sanki çıplak ayaklı bir kadının yürümesi gibiydi. Sakin fakat gizli bir sesti bu. Kyle kumdaki garip ayak izlerine baktı. O zaman duvardaki delikten gördüğü heykel üzerine düşündüklerini hatırladı. Yani kadınla çocuk için. Kyle eski Yunanlıların bütün efsanelerini bilirdi. Mitolojiyi ezberlemişti adeta. Şimdi kumdaki ayak izlerine bakınca aklına bir şey geldi. Gorgonlar. Gorgonlar üç kız kardeşti. Medusa, Yureal ve Steno. Başlarında saç değil yılanlar vardı. Mitolojideki efsaneye göre onlara dikkatle bakan herkes taş olurdu. Kyle kumların üstüne oturup düşündü. Şimdi eskilerin bu duvarları niçin inşa ettiğini anlamıştı. Burada yaşayan Gordon adlı bir İngiliz ailesi değildi. Çok daha eski bir aileydi. Ve ismi Gorgondu. Perseus Medusa'yı haince öldürmüştü. Fakat onun iki kız kardeşi Eurial ve Steno ölümsüzdü. Ölümsüz. Allahım. Bu imkansızdı. Bir efsane. Ve hala Kyle'ın usta gözleri korkudan terlerken bile ağaçların birinin arkasından delikten gördüğü harika heykelin eğildiğini fark etti. Tipik bir Yunan görünüşü vardı heykelde. Tuzlu su çocuğun parlayan omuzlarından atlıyordu. Yırtık gömleği taş olmuş vücudunun üstünde rüzgardan dalgalanıyordu. Bu bir pan heykeliydi. Fakat yüzü biraz bozuktu. Dudağın üstündeki yara dişleri meydanda bırakıyor ve bu Yunan güzelliğini biraz bozuyordu. Arkasında bir ses işitti. Nefis bir koku duydu. Tatlı sesler duymaya başlamıştı. Biliyordu. Dönmemesi lazımdı. Fakat arkasına döndü ve baktı. Son.